Herkese merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere karamelli trileçe tarifi vereceğim. Sıcak havalarda yenilebilecek en hafif tatlı bu. Sürekli yaptığım için de ölçüleri tam tutuyor. Dilerseniz yapmaya başlayalım birlikte. Öncelikle 5 adet yumurta ve 1 su bardağından 1 parmak az toz şekeri beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar çırpıyorum. Ardından içerisine 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket şekerli vanilini ekliyorum. Bu sefer blenderla havası gitmesin diye çırpmıyorum. Bir kaşık yardımıyla sürekli çevirerek unu ve diğer malzemeleri birbirine karıştırıyorum. Evet, karışımın kıvamı bu şekilde olacak. Sonrasında bir borcama boşaltıyorum ve önceden ısıtılmış 170 derecedeki fırınımda 30-40 dakika pişiriyorum. 30 dakikadan sonra pişip pişmediğini bir kürdan ya da çatal yardımıyla kontrol edebilirsiniz. Fırınıma koymadan önce bu şekilde vurarak hava kabarcıklarını çıkarıyorum. Kekim fırında pişerken karamel sosunu öncelikle yapıyorum. Çünkü sosun bir yandan soğuması gerekiyor. Karamel sos için 1 çay bardağı toz şekerimi küçük bir tencerede eritiyorum. Ben karamel sosumu sürekli karıştırarak yapıyorum. Yani erimesini beklemiyorum. O eriyene kadar ben de sürekli karıştırıyorum. Çünkü şeker çok çabuk eriyerek yanma ihtimali olan bir ürün. Daha önceki denemelerimde şekeri birkaç defa yaktım. O yüzden en garanti yöntem şeker eriyip rengi koyulaşana kadar bunu karıştırmak. Hem böylece şeker çok yanmıyor ve daha karamel bir tat almış oluyor. Şekerim eriyip istediğim renge ulaşınca 1,5 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum içerisine. Kimisi şekeri daha fazla yakıyor, yani daha koyu bir renk alması için daha fazla yakıyor ama bu yöntemde şeker daha güzel bir karamel tat alıyor. O yüzden ben çok fazla yakmıyorum şekeri. Tereyağım eriyip tamamen eridikten sonra içerisine 1 paket kremamı ekliyorum. Tüm malzemeler tamamen karışıp bu şekilde bir kıvam aldıktan sonra boş bir kaba alıp soğumasını bekliyorum. Diğer yandan kekimi ıslatacağım sıvı karışımını yapıyorum. 3,5 su bardağı süt. 2,5 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket sıvı kremayı bir kabın içerisinde pürüzsüz bir görünüm alana kadar bir tel yardımıyla karıştırıyorum. Burada içerisine koyduğunuz şeker oranını artırabilir ya da azaltabilirsiniz dilediğiniz gibi. Kekim fırından çıktı. Siz de kekiniz fırından çıkıp soğuduktan sonra alt üst çevirmenizi öneriyorum. Çünkü kekin alt kısmı yumuşak, üst kısmı daha sert. Eğer çevirmezseniz süt karışımını da döktükten sonra alt kısım daha da fazla çökecek ve dağılacak. Ama eğer ters çevirirseniz bu üst kısımdaki sert tabaka borcamın zeminine tutunabilecek. Böylelikle zaman içerisinde trileçeniz dağılmamış olacak. Hazırladığım süt, krema ve şeker karışımının hepsini kekimin üzerine döküyorum. Ve son olarak kekin üzerine süreceğim krem şantiyi yapıyorum. 1 su bardağı soğuk süt ve 1 paket krem şantiyi koyu bir kıvam alana kadar karıştırıyorum, çırpıyorum.
Daha önce krem şanti yapmadıysanız ya da çırpmadıysanız krem şantiyi ters çevirdiğinizde düşmemesi gerekiyor. Yani bayağı bir kıvam alana kadar çırpın. Zaten paketin üzerinde de ne kadar çırpacağınız yazar. Ardından süslemesini yapmak için 2 yemek kaşığı krem şanti ayırıyorum bir kenara. Ve kalan krem şantimi kekimin üzerine sürüyorum. Krem şantinin tamamını kekimin üzerine döktükten sonra biraz fazla geldiğini düşündüm. O yüzden krem şantiyi dağıtırken üzerinden bir miktar aldım. Ardından tamamen soğumuş olan karamelimi krem şantimin üzerine gezdiriyorum. Ve daha sonra bir kaşık ya da spatula yardımıyla karameli altındaki krem şanti kalkmayacak şekilde eşit bir şekilde yaydırıyorum. Şimdi üzerindeki süslemeyi yaparken önemli olan püf nokta, krem şantiyi direkt olarak süsleme için kullanmamanız. Gördüğünüz gibi krem şanti biraz daha katı. O yüzden krem şantinin içerisine çok az bir miktar süt ekliyorum ve biraz daha sıvı hal almasını sağlıyorum. Bir buzdolabı poşetinin içerisine koydum ben. Daha sonrasında bu şekilde kekimin üzerine ince çizgiler şeklinde geçiyorum. Sonrasında bir kürdan yardımıyla bu şekilde motifler uyguluyorum üzerine. Benim tarifim bu kadardı. Size tüm püf noktalarını söyleyebildiğim kadarıyla, anlatabildiğim kadarıyla anlatmaya çalıştım. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yapanlara şimdiden afiyet olsun.